Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size dünyanın en küçük solar inverterinden bahsedeceğim. Elimde görmüş olduğunuz bu ürün 180 watt çıkış gücüne kadar güneş paneli bağlantısına izin veriyor ve çıkışında evimizi besleyecek bir enerji kaynağına dönüşebiliyor. Mikro inverterler hakkında daha önce birçok video yapmıştım. Bu videoda yine bir farkındalık oluşturma videosu bence. Çünkü televizyonlarda veya sektörümüzde yapılan paylaşımlarda hep devasa fabrika çatılarını görüyoruz. Hep arazi kurulumlarını görüyoruz. Sanki güneş enerjisi yüzlerce panelden oluşması gerekir gibi bir algı da otomatikman oluşuyor ister istemez. İşte bu algıyı değiştirmek için özellikle YouTube kanalımızda birçok videomuzda da sade vatandaşa yönelik içerikler oluşturuyoruz. Tabii ki endüstriyel boyutta da ürünler, hizmetler ve yapılacak sistemler hakkında videolarımız bulunuyor. Önümüzdeki yılda da yine benzer videolar karşımıza gelecek. 40 wattlık bir panelde çok rahatlıkla bu sisteme bağlayabiliriz. Wattlık panel bulunuyor üstünde. Tabii ki şehir şebekesi, faz nötr toprak ve panelimizden gelen artı eksi. Biraz gölge yapalım. Dünyanın en küçük mikro inverteri olarak satılan bu ürünün kurulumu da oldukça basit. Sadece artı eksi panel bağlantı noktalarımız var ve faz nötr toprak olarak evde prizimizin içerisindeki 3 kablo aynı şekilde buraya bağlanıyor ve güneş panelinden gelen enerjiyi direkt olarak çıkışında bize sunabiliyor. Üzerinde bir gösterge ledi var. Sadece panelimizi bağladığımızda kırmızı, sistem çalışmaya başladığında ise yeşil olarak, sürekli yeşil olarak yanmakta. Dünyanın en küçük mikro inverterinin yanı sıra boyut olarak biraz daha büyük olan 260 watt ve 350 watt arasında çeşitli seçenekleri olan bir başka mikro inverter de var. Yine bunun boyutu da gördüğünüz üzere oldukça ufak ve yine artı eksi bağlantı noktası ve prize bağlayacağımız nokta da burada bulunuyor. Yine üstünde küçük bir göstergesi var. Daha fazla güç için, daha büyük panelleriniz için bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı ürün gamında daha fazla güç çıkışı elde etmek için, daha büyük panelleri bağlamak için yine bir ürün mevcut. Aynı markanın ürünü ve 500, 600 ve 700 watt çıkış gücü verebilen bir üründe bulunuyor. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz panel 450 wattlık bir panel. 450 wattlık paneli bu cihazımıza kolaylıkla bağlayabiliriz. Ve yine baktığımız üzere güneş paneli artı eksi ve şebeke bağlantısını yapıyoruz. Mikro inverterlerle ilgili daha önceki videolarımı izlerseniz zaten kurulum mantığı aynı. Burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu ürünlerin henüz bu versiyonlarında
bir haberleşme protokolü maalesef bulunmuyor. Bu protokol bizim için neden önemli? Bazen biz şebekeye enerji fazlasının gitmesini istemiyoruz. Çünkü şebekeye enerji fazlası gittiğinde sayacımızı döndürerek yine faturamızın yukarı yönlü çıkmasına sebep olabiliyor. Bunu detaylarıyla anlatmıştık ve göstermiştik sayaç üzerinden de. O yüzden evimizin içerisinde veya iş yerimizin içerisinde sürekli tüketim olduğunda bu cihazları kullanıyoruz demiştik. Tekrar altını çizelim. Haberleşme olmadığı için eğer evimizde veya iş yerinde bir yük yoksa, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon o an çalışmıyorsa, üretilen panelden gelen güç tamamen şebekeye gidecektir. Bu durumda da faturamız yukarı yönlü çıkacaktır. Haberleşme olmaması bu ürünün hakkında söyleyebileceğim belki negatif özelliklerden bir tanesi. Bence haberleşmede yeni nesil versiyonunda mutlaka olması gerekir. Evimizin ihtiyacı kadar elektrik üret ya da iş yerimizin ihtiyacı kadar elektrik üret diyebilmeliyiz. Eğer haberleşme protokolü olsaydı bu cihazda böyle bir komut verebiliyor olacaktık. Dünyanın en küçük inverteri dedik. Bu inverterle ilgili dikkatimi çeken bir nokta var. Yüksek frekans ve trafolu galvanik izolasyonla tasarlanan bir yapı. Genelde şu an ülkemizde kullanılan veya dünya genelinde kullanılan birçok inverter, özellikle büyük güç arttıkça hep trafosuz inverter yapısıyla tasarlanıyor ve daha verimli olduğundan dolayı bu yol tercih ediliyor. Ama elimde görmüş olduğunuz bu cihaz ve biraz önce göstermiş olduğum diğerleri hepsi galvanik izolasyonlu trafolu yapıya, yüksek frekans topolojisiyle tasarlanmış bir iç yapıya sahip. Bunun tabii ki artıları eksileri var. Güvenlik anlamında daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz galvanik izolasyondan dolayı. Negatif tarafta da trafolu yapı verim anlamında, dönüştürme veriminde her zaman trafosuza oranla daha aşağıda kalacaktır. Ama bakıldığında deneyle de sabit gördük. Güneş panelinden gelen enerjiyi gücü mertebesinde dönüştürebilmekte. Biraz fiyatlardan konuşalım. Ben bu ürünleri AliExpress'te Yonghui Store isimli mağazadan aldım. Farklı zamanlarda dolar kurundan dolayı farklı fiyatlarla satın alınan ürünlerdi. Burada bakıldığı zaman doğru güç sınıfını seçmek oldukça önemli. Çünkü her güç sınıfının farklı bir fiyatı var. Yukarıda gördüğünüz fiyat minimum ve maksimum fiyat aralığını gösteriyor. Ve burada çok önemli olan nokta, ülkemizin voltaj değerini doğru seçmeniz. 110 volt seçerseniz eğer Türkiye'deki sistem şebekeyle çalışmayacaktır. O yüzden bu konuya çok dikkat etmeniz gerekir. Bu konuda da bize yardımcı olan Yonghui Store mağazasına da çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet, bu videomuzda dünyanın en küçük mikro inverterini anlattım size. Özellikle altını tekrar çizmek istiyorum ki güneş enerjisiyle tanışmak için illa onlarca panele, yüzlerce panele ihtiyacınız yok. Küçük bir sistemle dahi mantığını anlamak üzere bir sistem tasarlayıp hemen çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Sonrasında eğer sizin için uygunsa daha büyük bir sisteme geçiş oldukça mümkün. Özellikle mikro inverter seviyesindeki sistemlerde bir panel alım, daha sonra tekrar bir panel daha, ikinci, üçüncü, dördüncü panelleri sisteme eklemek mümkün. Birçok mikro inverter üreticisi 2 girişli, 4 girişli ürünler tasarlamakta. Elimizdeki ürün dünyanın en küçük ürünü olduğundan dolayı tek bir girişe sahip ve bakıldığında pratik bir şekilde hemen güneş panelini 220 volta çıkarabilmekte. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Küçük bir sistemle dahi güneş enerjisiyle bir an evvel tanışmak bence çok önemli. Bunu tabana yaymamız gerekiyor ve taban dediğimiz şey ise gerçek sade vatandaşın kendisidir. Küçük bir mikro inverter ve küçük bir panelle bile bu sisteme başlayabileceğinizi bu videoda size göstermiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar dilerim.